Merhaba arkadaşlar. Bugün çarpanları ayırma konusuyla devam ediyoruz. İlk sorumuza baktığımız zaman m eksi n eşittir eksi 3 ve a artı b eşittir 1 bölü 3 olduğuna göre m çarpı a eksi m çarpı b eksi n çarpı a artı n çarpı b bölü a kare eksi b kare işleminin sonucu nedir diye sormuş. Şimdi çarpanları ayırmada arkadaşlar özdeşikleri iyi bilmek lazım. Ortak parantezi almayı falan hatırlamak lazım bu tarz soruları rahatça çözebilmek için. Şimdi ilk ifademe baktığım zaman ortak parantezini almamız lazım. Yani bana ortak olan ifadeleri bir belirleyelim. Baktığım zaman m çarpı a, m çarpı b demiş. Şimdi burada m'ler ortak. Buraya bakıyorum arkadaşlar. N çarpı a, n çarpı b demiş. Burada da n'ler ortak. O zaman ben burada m parantezinde ve n parantezini alabilirim. Şöyle düşünebilirsiniz. Hocam işte burada m çarpı a var. Burada n çarpı a var. A'ları paranteze alamaz mıyım? Ya da burada b'leri paranteze alamaz mıyız? Alırız. Yine öyle doğru sonucu bulmuş oluruz. Hiç fark etmez yani. O zaman geliyorum. M parantezini aldım. M parantezini aldığım zaman arkadaşlar buradan ne geldi? A eksi B. Buradan arkadaşlar N parantezini aldığımda eksi A artı B olacak. Diyorum ki eksi A artı B olmasın da şuradaki parantez içinde aynı yapmaya çalışıyorum. O zaman eksi N parantezini alayım. Burası da A eksi B olsun. Şöyle devam edeyim. A kare eksi B kare var aşağıda. A kare eksi B kare. 2 kare farkı ben buradayım diyor. O zaman bunun açılımda neydi arkadaşlar? A eksi B. A artı B olmuş oldu. Şimdi ortak olanlara bakarsam A eksi B, A eksi B. O zaman bunu bir kez daha paranteze alıyorum. Şimdi önce ne yaptım? Ortak parantezi de aldım. Bir kez daha paranteze alıyorum. Yani gruplandırma yöntemi olarak yapmış oluyorum. Size verilen ifade. Bütün ifadeler tek bir ortak paranteze alınamıyorsa önce alabilecekleri alıyorum. Sonra tekrar bir ortaklık çıkıyorsa arkadaşlar bunları da paranteze alıyorum. Bu şekilde gruplandırma yöntemini kullanmış oluyorum. A eksi B parantezine aldım. Buradan da M eksi N oldu. Aşağıya bakıyorum arkadaşlar. Yine A eksi B'ye A artı B var zaten. A eksi B'lerim giderse yukarıda bana M eksi N, aşağıda da A artı B gelmiş oluyor. Şimdi ikinci soruma baktım. Demiş ki x artı y artı z eşittir 8. İkinci bir bilgi vermiş. Y çarpı x artı x çarpı z eşittir 16 olduğuna göre x kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar soruya baktığımız zaman bize iki tane bilgi vermiş. Bu iki bilgiyi kullanmak lazım. Ne dikkatimizi çekiyor? Şimdi ilk verdiği x artı y artı z 8. Bunu yapacağım bir şey yok. Ama ikinci verdiğinde dikkatimizi çeken ifade ne burada? X'ler ortak olmuş. O zaman diyorum ki yani ikinci ifadeyi kullanmam lazım. Bunlarda x parantezini alırsam y artı z gelir değil mi? X parantezini alırsam buradan da eşittir 16 olmuş oldu. Şimdi ilki düzenledim. Diyorum ki şu an benim ifademde x bilinmiyor, y bilinmiyor, z bilinmiyor. 3 tane bilinmeyenle uğraşmak yerine bunu diyorum bilinmeyen sayısını düşürsem. Gelsem arkadaşlar şurada bilgiyi kullansam. Madem x artı y artı z 8. Bana burada y artı z var. O zaman ben burada y artı z'yi tek başına bıraksam. X'i bu tarafa atsam 8 eksi x olur mu? Olur. O zaman diyorum ki burada da şuraya geliyorum 8 eksi x yazıyorum. Burada da x vardı. Normal ifademi çarpıyorum. Çarptım arkadaşlar şöyle tek tek. 8x eksi x kare eşittir 16 olmuş oldu. Hepsini bu tarafa attım. X kare eksi 8x artı 16 eşittir 0 olmuş oldu. Biz bu tarz ifadeleri nasıl çarpanlara ayırıyorum? X ile x diyorum. Neyle neyi çarpayım ki diyorum. Çarptığım zaman 16'yı topladığım zaman x'in katsayısını versin. O zaman eksi 4 ile eksi 4. Buradan da benim ifadem x eşittir 4 olarak karşıma çıkmış oldu. Şimdi bir sonraki soruya bakıyoruz arkadaşlar. Demiş ki x ve y pozitif tam sayılardır. X eksi y eşittir 12. Kök x artı kök y eşittir 6 olduğuna göre x artı y'nin toplamı nedir diye sormuş. Şimdi
Arkadaşlar, çarpanları ayırma konusunda iki kare farkıyla ilgili çok soru geliyor. Yani iki kare farkını iyi fark edebilmek lazım. Şimdi iki kare farkı. Burada bakıyorum kök x var, kök x var. Kök x'in karesi x, kök y'nin karesi y. Yani bu ifadelerin kareleri burada. Şimdi soruyu bana burada a kare eksi b kare 12 dese, aşağıda da a artı b'yi verse, hani herkesin aklına hemen gelir ama kök ifadeleri çok kullanılıyor. Bunu gördüğüm zaman yine aklımıza iki kare farkı gelmesi gerekir. Derim ki ben biliyorum ki x eksi y demek aslında kök x eksi kök y ile kök x artı kök y'nin çarpımı demektir. Nasıl yani? Kök x'e ben a dersem arkadaşlar, kök y'ye de b dersem. Kök x a demiştim. Kök y de bu da yine b demiştim. O zaman tek tek çarparsanız arkadaşlar, burası a kare eksi b kare olmuş olur. Yani kök x'in karesi x olmuş olur. O zaman özdeşliğim sağlanmış oldu. O zaman diyorum ki madem bu özdeşlik, bunu yerine koyarak yapmaya çalışacağım. Şimdi ben burada x eksiğinden ne olduğunu bana soru vermiş. 12. Kök x eksi kök y'yi biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. Kök x artı kök y'yi de vermiş arkadaşlar. 6. O zaman derim ki ben ancak 2 ile çarparsam 2 çarpı 6'dan 12 olur. Buradan da şu an iki bilinmeyen denklemden soru çıkmış oldu arkadaşlar. Kök x eksi kök y dediğim ifade 2 ise, kök x artı kök y dediğim ifade 6 ise, taraf tarafa topladım. Bunlar gitti. 2 tane kök x 8'den, kök x bana buradan 4 geldi. Neyin arkadaşlar? Karekök içerisinde 4 olur. X buradan 16 olur, değil mi? Ya da gelirsiniz her iki tarafın karesini alırsınız. Kare kare kökü götürür. X 4'ün karesi de 16 olmuş oldu. Devam ediyorum. Bir başka sorumuz. Burada da arkadaşlar diyor ki a eksi b eşittir b eksi c eşittir 8 olduğuna göre a kare artı c kare eksi 2 b kare eşittir soru işaretidir demiş. Şimdi soruya baktığımız zaman bir ortaklık yok ki, ortak parantezi alalım, değil mi? Bu tarz sorularda verilen ifade, arkadaşlar benden a kare artı c kare eksi 2 b kare istiyor. Ben şu ifadeyi şöyle yazsam, desem ki a kare artı c kare eksi 2 b kareyi de eksi b kare eksi b kare yazsam. Sonra da arkadaşlar desem ki ya iki kare farkı burada çok kullanılıyor. Bu şekilde gözükmüyor belki ama ben bu ifadeyi şöyle yazamaz mıyım? A kare eksi b kare, şunu şuna yanaştırıyorum. Artı, burada da arkadaşlar c kare eksi b kare desem. Aynı ifade mi? Aynı ifade. Sadece ben işime nasıl geliyorsa öyle düzenlemiş oldum. Bu ne demektir? A eksi b çarpı a artı b demektir arkadaşlar. Bu ne demek? C kare eksi b kare de c eksi b c artı b demiş oldu. Şimdi burada bakıyorum, bana diyor ki bir yerde diyor a eksi b görürsen 8'e eşitle. 8 demektir. A artı b'nin ne olduğunu bilmiyorum. Yazdım aynen. Şimdi arkadaşlar b eksi c 8 ise bende c eksi b var. O zaman bu da ne olur? Eksi 8 olur. C artı b. Sonra dediniz ki hemen 8'ler ortak yaşasın. 8 parantezine aldım hemen. 8 parantezine aldım. Buradan a artı b geldi. Buradan da c artı b var ama eksiyi dağıtıyorum her iki tarafa. Eksi c eksi b olmuş oldu. B'ler de gitti arkadaşlar. 8 çarpı a eksi c bana kalmış oldu. Bu sefer a eksi c'yi nereden bulacağım? Bu sefer arkadaşlar tekrar başa gidip bize verdiği ilk ifadeden faydalanmak lazım. Dedim ki burada, ya burada az önce a eksi b 8'di. Bakıyorum b eksi c de 8'di. Ben bunları gelsem taraf tarafa toplasam eksi b ile artı b gider. A eksi c 8 8'den 16 olmuş olur. O zaman bunu da buldum. 8 çarpı 16 ne olur arkadaşlar? 8 kere 6 48. Elde var 4. 8 kere 1 8 4 daha 128 mi olmuş oldu? 128 bizim sonucumuz olmuş olur. Şimdi geldik bir başka soru. Şimdi arkadaşlar çarpanları ayırmaya çalışıyoruz. Karekökli ifade ne demek? Ne alaka? Çarpanlar ayırmada arkadaşlar bu bir soru kalıbıdır. Böyle sorular geliyor. Köklü ifade gördüğüm zaman hemen aklıma gelecek ifade bu bir şeyin tam karesi olmalı diye düşünmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. 25 bölü 64 ne demektir aslında? 5 bölü 8'in karesidir, değil mi? Artı 1 bölü 9 da arkadaşlar ya 1 bölü 3'ün ya da eksi 1 bölü 3'ün karesidir. Şurada bir eksi gördüm ya, dedim ki eksi olsun 1 bölü 3'ün karesi. Şu ifade de o zaman ne kaldı? Şimdi bu birinci olsa birincinin karesi, ikincinin karesi,
O zaman benim şuradaki ifadem otomatikman şöyle olmaz mı arkadaşlar? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olması lazım. İspatlayalım. Birinci ney? 5 bölü 8 kabul ettim. İkinci ney? Eksi 1 bölü 3 kabul ettim. Birinci ikincinin çarpımının iki katına bakıyorum. Şununla şu sadelesi 4. O zaman gerçekten eksi 5 bölü 12 gelmiş oldu. Yani bu ifadeyi sağladı. O zaman demek ki diyorum bu aslında bir ifadenin tam kare açılımı. Birinci ifade bu, ikinci ifade bu. O zaman 5 bölü 8 eksi 1 bölü 3'ün tam karesidir demiş oluyorum arkadaşlar. Kare kare kökü götürür ama çift olduğu için dışarıya mutlak da çıkar. 5 bölü 8 eksi 1 bölü 3 mutlak içerisinde geçse bu işlemi yapmaya kaldı. Ne olur? Bunu 3 ile çarpsam, bunu 8 ile çarpsam. 3 kere 5 15, 8 kere 1 8, 3 kere 8 24. Buradan da arkadaşlar 7 bölü 24 olur. Pozitif olduğu için ne oldu? Olduğu gibi direktmen çıkmış oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuza devam ediyorum. X bir reel sayı ve a eşittir x kare artı 4x artı 7 olduğuna göre a'nın en küçük değeri nedir diye sormuş. Şimdi bu tarz sorular bize en küçüğü de sorsa, en büyüğü de sorsa aslında önemli olan bu ifadeyi tam kare haline çevirmek gerekiyor. Tam kare haline çevirmemiz lazım. Şimdi ifadeye baktığım zaman x kare artı 4x artı y. Şimdi x kare, x'in karesi x karedir. Ortadaki ifade her zaman bizim için ipucuydu. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ortaya verirdi. Şimdi birinci x diyorum ki ikinci de 2 olsun ki birinci ile ikincinin çarpımının iki katı bana 4x'i versin. O zaman ikincinin karesinden burası arkadaşlar 4 olması lazım. Benim elimde 7 var. Demek 7'yi ben 4 artı 3 olarak yazmam, parçalamam lazım. Şöyle toparlıyorum. X kare artı 4x artı 4 artı 3 demiş oluyorum. Buradan da arkadaşlar şurası x artı 2'nin karesi oldu. Birincinin karesi, birinci ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesinden artı 3 mü oldu? Yani bana sorulan soru aslında sorunun orijinali bu hale gelmiş oldu. A'yı soruyor. A x artı 2'nin karesi artı 3. Şimdi bana diyor ki a'nın en küçük değeri nedir? Bir ifadenin karesinin alabileceği en küçük değer 0'dır arkadaşlar. 0 artı 3'ten a dediğim ifade 3 olmuş oldu. Cevabımız 3 yani. Şimdi geldim bir diğer soru. X artı x üzeri eksi 2 bölü 1 eksi x üzeri eksi 1 artı x üzeri eksi 2 ifadesinin sadeleşmiş hali nedir diye sormuş. Şimdi bu tarz sorularda da genelde %80 küp açılımını bilmek gerekiyor. Küp açılımını bilmemiz bizim işimizi çok kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Şimdi önce düzenleyerek başlayalım. X artı x üzeri eksi 2 ne demektir? 1 bölü x kare. 1 eksi 1 eksi 1 bölü x artı 1 bölü x kare oldu. Aşağıya payda eşitlersem şunu 1 ile çarptım. X ile x kare ile çarpıyorum. X ile çarpıyorum. Şurayı 1 ile çarptım. İfadem x küp artı 1 bölü x kare. Burası da x kare eksi x artı 1 bölü x kare olmuş oldu. Bu ifadede birinciyi düzenliyorum arkadaşlar. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinci ifadeyi ters çevirip çarpıyorum. Şimdi x kareler gitti. Buradan da bize ne gelmiş oldu? X küp artı 1 bölü x kare eksi x artı 1. Şimdi böyle bırakırsak arkadaşlar şıklar da olmayabilir. Küp açılımını açmak lazım. X küp artı 1'in kübü. Bu da ne demektir? X artı 1 x kare eksi x artı 1 bölü x kare eksi x artı 1 olmuş oldu. Buradan da arkadaşlar şöyle yaparsam. Şunlar da giderse benim sonucum x artı 1 olarak bulmuş olacağım. Şimdi bir sonraki sorumuza baktım. X kare artı x artı 1 eşittir 0 olduğuna göre x üzeri 14'ün eşiti nedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bu tarzda soru kalıpları şöyle çözülmesi lazım. Şimdi benden bu ifadeyi vermiş. Amacım ne? Bunu x küp'e çevirmek olmalı. Diyorum ki ben her tarafı x eksi 1 ile çarparsam. Şimdi soruda bana ne demişti? X kare artı x artı 1 vardı. Geldim bunu x eksi 1 ile çarptım. Diyorum ki bu tarafı çarpıyorum. O zaman bu tarafı da çarpayım. X eksi 1 ile çarpı 0. Şimdi şurası küp açılımından aslında x küp eksi 1 gelmiş oluyor. Burası arkadaşlar 0'a niye çarpılan çarpıyla 0. O zaman buradan ne bulmuş oldum aslında? X küpün 1 olduğunu bulmuş oldum. Bana x üzeri 14'ü soruyor. O zaman diyorum ki x üzeri 14 neyi biliyorum? X küpün 1 olduğunu biliyorum. O zaman x küp gibi yazmaya çalışacağım. X küpün diyeceğim 4. kuvveti 4 kere 3 12 çarpı x kare.
12 2 daha 14'ü verir mi? Verir. Ben arkadaşlar x kübün de 1 olduğunu biliyorum. O zaman 1 üzeri 4 1. 1 çarpı x kareden sonuç şu an x kare oldu. Şıklarda ya x kare vardır ya da arkadaşlar bazen de belki x kareyi tek başınıza bırakmaz isteyebilir. X kare burada ne demektir? Eksi x eksi 1. Şıklarda ya x kareyi görürüz ya da x eksi x eksi 1'i görmüş oluruz. Tek bu tarz soruların esprisi bu tarz küp açılımına döndürmeye çalışmamız gerekiyor yani. Şimdi sıradaki sorumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar diyor ki a eşittir 3 kök 2 artı 1 olmak üzere a küp eksi 3 a kare artı 3 a eksi 5 ifadesinin değeri nedir diye sormuş. Bu da arkadaşlar yine küp açılımından çıkacak bir soru. Zaten eğer ki sana bakıyorum a eşittir 3 kök 2 artı 1 diyor. Yani burada 3'ü gördüm diyorum ki mutlaka ben küp açılımı yaparsam işime yarar diye düşünmemiz gerekir. Şimdi bakıyorum arkadaşlar küp açılımını beraber hatırlarsak. Birincinin kübü. Birinci ile ikincinin şöyle olacaktı. A küp eksi 3 a kare b artı 3 a b kare eksi b küp olacaktı arkadaşlar. Bu neyin açılımıdır? A eksi b'nin küp açılımıydı. Hatta demiştik ki aklınıza kalsın diye. Birinci ve sondaki ifade bir şeylerin kübü oluyor. Ortada mutlaka üçler oluyor. A'nın derecesi azalarak gidiyor. B'nin derecesi artarak gidiyor. A küp vardı, A kare vardı, A var. Sonra hiç ortada A yok. Burada B yok. Sonra B var, B kare var, B küp var arkadaşlar. O zaman küp açılımına yararlanırsak derim ki bu ne demektir o zaman? A'nın kübü 3 A kare var. Demek ikinci ifade diyorum. 1 ki gözükmemiş burada. Yani bu aslında A eksi 1'in küp açılımıdır diye düşünüyorum. A küp eksi 3 a kare artı 3 a eksi 1'in kübü de eksi 1. Eksi 1 ama bende eksi 5 var. Nasıl az önceki soruyu 7'yi 4 artı 3 gibi parçalamıştım. Burada da arkadaşlar geliyorum. Eksi 5'i eksi 1 eksi 4 olarak yazıyorum. O zaman benim ifadem aslında bana sorduğu soru a eksi 1'in kübü eksi 4 nedir diye sormuş oldu. Peki diyorum ki şurada bir bu tarafa atsam. A eksi 1'i yakalayayım diye arkadaşlar. Buradan A eksi 1 aslında 3 kök 2 olur mu? A eksi 1 aslında 3 kök 2 olur. Gelirim her iki tarafın kübünü alırsam. A eksi 1'in kübü. Küpler kübü götürürse arkadaşlar burada 2 kalmış oldu. O zaman şurası A eksi 1'in kübü demek aslında 2 demektir. 2 eksi 4'ten de şurası da ne olacaktır arkadaşlar? Eksi 2 sonuç olmuş olacaktır. Şimdi bir diğer sorumuzla bakalım. Şimdi arkadaşlar bu soruya da baktığımız zaman 3 üzeri 2x eksi 8 çarpı 3 üzeri x artı 1 eksi 81 eşittir 0. Denklemini sağlayan kaç tane x gerçel sayısı vardır? Bu tarz ifadelerde de parametre kullanmak işimizi kolaylaştıracaktır. Nasıl parametre kullanalım? Mesela 3 üzeri x'e gelsem ne diyeyim? P diyeyim mesela. P olsun diyeyim. O zaman benim şu ifadem aslında 3 üzeri 2x ise 3 üzeri x'in karesi yazsam. Eksi. Şunu da parçalarken 8 çarpı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 desem. Tabanlar aynı üstler toplanmış diye düşünsem. Eksi 81 eşittir 0. Şimdi parametreler için çok daha netleşecek. 3 üzeri x gördüğüm yerlere p yazacağım. P'nin karesi eksi 8 kere 3 24p eksi 81 eşittir 0. Bu da arkadaşlar çarpanları ayırmadan açarsam P'ye P desem 81 27 çarpı 3'tür. Eksi 27'ye artı 3 desem çarparım eksi 81'e toplarım eksi 24'ü verdi. Yazarken düz yazıyordum. P eksi 27 P artı 3 eşittir 0 olur. Buradan da P dediğim ifade 27. P dediğim ifade eksi 3 olmuş oldu. Başa dönersem ben neye P demiştim arkadaşlar? 3 üzeri x'e. O zaman geliyorum diyorum ki P 27 ise 3 üzeri x 27 ne demek? 3'ün kübü demek. Denklemden x buradan ne gelir? 3 olabilir. Şimdi arkadaşlar devamında 3 üzeri x eksi 3 çıktı ama 3'ün hiçbir kuvveti eksi 3 olarak neticelenmez. O zaman bunu kabul edemiyorum. X gerçel sayısı sonucun doğru cevabı yani 3 olarak çözmüş oluyoruz.